Yine bakıyoruz. Şu tarafa bakıyoruz. Bir de şu tarafa bakıyoruz. Şöyle bakıyoruz işte yani. Bakıyoruz o tarafa bir bakıyoruz. Havaya bir bakıyoruz. Karartılı. Benim eskiden şey vardı. Ona benziyor bu. Benim çok eskiden bir coğrafya öğretmenim vardı ya. Onun yüzü de aynı böyle. Adam kararıp duruyordu ya. Yani... Günaydın, günaydın. Tabii sabah 5'te yatınca bu saatte kalkıyor insan. Dün gece alemlere aktık. Ondan sonra eğlendik. Arada köpek besledik. Yine yaptığım canlı yayınlar şey oldu. Yani olmadı. Yani işte kalkıyoruz bakıyoruz hava böyle. Hani bahar gelecek mi acaba? Güneş doğacak mı? Yazın erik yiyebileceğiz mi? Sonra erik donu delik diye dalga geçecekler mi acaba bizle yine eskisi gibi? Çünkü erik olmazsa nasıl öyle dalga geçsinler? Yani bence. Hani yaz gelmeyecekmiş gibi bir hava var yani. Ankara'ya selamlar. Artık formatı değiştiriyoruz ya. İstek. İstek parça. Sonra bak yorumları okuyorum. Herkes elini yıkamış gösteriyor. Yani. Şimdi bir çay demliyorum. Çay içeceğim ondan sonra. Yine aynı. Bir kuş uçsa da sevinsek. Kuşlar düşmüyor ya. Ne oldu ki la bunlara ya? Geçen gün söylediğim şeyleri duydular da hatır gönül mü koydular? He bak karşıdalar. Gel çocuğum. Gel çocuğum. Bak nereye gidiyor. Öyle işte. Evden çıkmıyoruz. Maske takıyoruz, eldiven takıyoruz. Dün biz karton topladık bir ilk başta. Kartonları toplarken eldiven takmadık. Sonra dezenfektan kullanıp eldiven taktık. Şu an sanki boğazımda korona yerleşmiş gibi duruyor. Öksürüyorum bir şey. Sanki biraz hissettim yani. Şüpheleniyorum gibi. Gel çocuğum bu tarafa uç. Özlediğinizden böyle kısır günü yapıp böyle oynayıp arkadaşlarla. Ya bir de zaten bence bu virüs el bezinden geçiyor ha. Tabii canım. İlk yani virüs tam böyle ortaya çıktığı zamanlarda portakal yediniz kısır gününde. Sonra mandalin portakal yediniz oradan porselen tabağın içinde el bezi getirdiler. Oradan elini yüzünü sildin falan yapış. O ne ya el bezi? Hakikaten bir el bezi örüyorlardı. Al sana peçete ya, pinti. Gal onu yıkayıp kullanacak ya. Yani pintilikten oluyor bu. Tutumluluk daha doğrusu. Bu peçeteye vereceği parayı küçük aldın yapıp biriktirecek yani. Allah Allah. Sağdaki balkona doğru hocam paspası takıldım diye. Çizmeymiş onlar. Kimin o Fırat Hoca'nın orası mı?
Bak Fırat Hoca 3. katta oturuyor. 5 litrelik 2 tane zeytini var adamın ya. Yani hiç dışarı çıkmasa, yaza kadar o zeytinleri yese hayatta kalır. Akıllı adam canım. Görsel sanatlar hocası bizim okulda. Yani bak yani işte. Adam istiflemiş ya, zeytin istiflemiş. Bizim bir akraba vardı, sırf elmi yiyordu. Başka bir şey yemiyordu. İşte evlenince kocasına dediler ki sen bir kasa elma al git eve, bir ay yer bu. Adam hakikaten öyle yapmış yani. Pazarı çıkıyor, hiçbir şey almıyor, bir kasa elma alıp gidiyor eve. Döküyor oraya herhalde, oradan yiyor yani. Anam. Anne köpeği bulamadım. Anne köpek, bak şu cami var, camiden şöyle şey yapın, camiyi, sırtınızı camiye verin, böyle evlerin üstünden büyük adımlarla şöyle ileri doğru atacaksınız, bak o taraflarda işte. Bugün tekrar bakarım o tarafa bir. Öyle yani durumlar. Gece beslemesi, dün Ceco ile besleme yaptık. Tabi Ceco'yu soda çarptı bir zaman sonra. Onu indirdim. Dedim arabada ölür kalır. Sonra sonra otopside alkol, efendime söyleyeyim şu bu çıkar. Başımız belaya girmesin, sokaktaki köpekler aç kalır. Ondan sonra kendim devam ettim ya. Sonra ne yapayım? Ne yapayım arkadaş? Ceco çok iyi bir çocuk ama. Çok efendi. Ondan sonra hayvansever. Güzel bir arkadaştır yani. O bir gün önce katılacaktı. O mesaj atmış. O gün gelemedi. Uyumuş kalmış. Bir şey olmuş. Dün canlı yayından takip etmiş. Dedim gel ya gel. Gel. Al gel ne valen ne varsa. Takıl yani. Bugün bizim pazar var. Ya şimdi insanları kızıyoruz. Çıkmayın şu bu diye de. Ya acından ölsün mü insanlar? Alacak tabii. Yani hemen ağzını dönsün kimseyle. Sosyal mesafe, o mesafeyi korusun. Şimdi pazarcıları da tabii. Ya herkesin parası var, parası yok. Yani gerçek çok kötü bir süreçten geçiyoruz. İnsanların borcu var, derdi var, parası var, yok. Şimdi herkesin parası... Yok yani öyle bir ay iki ay çalışmadan otur. İnsanlar gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Ya bu koronavirüsü sonunda yani bir şey olacak herhalde. Yani büyük bir şeyler olacak yani dünya genelinde. Mesela ben şöyle düşünüyorum herhalde. Hani koronavirüsü millet kırılacak falan. Bir zaman sonra böyle kısa boylu 90 santim böyle... Uzaylı gibi birileri gelip biz aşı bulduk falan diyecekler. Biz de aa ne kadar iyi bir şey, aşıyı bulup gelmişsin, iyi vurulalım falan diyeceğiz. Uzaylılar dünyaya girmeye çalışıyor galiba ya bence. Hani öyle bir şey mi acaba? Ki, ne ki yani? Hayır bir de şimdi uzaylılar gelir sonra sokağa düşerler, ben bakmak zorunda kalırım. Yani bir de öyle bir şey. Hani şimdi onlar Türkiye'yi bilmedikleri için. Gelecek buraya uzaylı yerleşecek mesela bir 10 aile 20 aile. Bizimkiler bunları şamar olanı döndürür. İş de bulamazlar bunlar. Sokakta kalırlar. Köpeklerin yanına bir de uzaylılar. Ben enayi miyim ben ya? Ben köpekleri zor bakıyorum. Nerede la bunlar? Nerede? Nereden gelecekler acaba? Uyarayım gelmesinler. Bak ben tek derdim o yani. Tabii canım. Yoksa gelsinler. Başımızın üstünde yeri var. O ayrı. O ayrı bir şey de. Zaten sokak köpeklerini mama yetiremiyorum ben. Bir de uzaylı kim bilir ne yiyor yani. Diyecek ki ben işte ilginç bir şey buzlu badem. Buzlu badem nedir ya? Her gün onları buzlu badem. Nereden bulayım arkadaş ben ya? Allah Allah.
Şimdi neşemizi iyi tutalım. Yani neşe, üzülmeyelim, strese girmeyelim. Bugünler geçecek, onu biliyoruz da. İşte sonrasında ne olur artık? Canlı yayınlarda da söyleyeyim, hani ırzımıza falan geçeceklerse hani böyle bu kadar insanı uğraştırmasınlar ya. Direkt söylesinler, belki biz evet falan deriz ya. Yani belki ben dünden gönüllüyüm, razıyım yani. Buyurun falan diyeceğim yani. Oo, biz de bunu bekliyorduk. falan. Daha ne gelebilir başımıza yani? Ben bilmiyorum yani. Düşünüyorum hani bir başımıza ne gelebilir daha falan diye. Aklıma bir o geliyor yani. Çünkü başka bir şey kalmadı çünkü. Evet. Daha şöyle yorumları okuyayım. Valla işte durumlar böyle. Nasıl olur? Bilmiyoruz. Ne olacak ya? Birinin bir fikir atması lazım. Zaten şimdi bu fikir bulutu. Normalde bak, şimdi bulut diye bir şey oluyor böyle. İnsanların ortak düşündüğü ama kimsenin aklına gelmeyen bir yoğunlaşma oluyor. Mesela şu gibi. Ha, onunla ilgili de söyleyeyim ha. Diyelim mesela bu bulutun içine virüs karıştırdın. Drone'dan gönderdin. Diyelim yoğun bu ya şimdi. Yoğunluk işte %90 falanken ayarladın. Belli bu yoğunluk artıyor yani. Biraz sonra yağmur yağacak. Son drone'dan mesela atıyorum, Amerikalılar osturdu böyle şey yaptı oraya gazı. Orayı şey yaptılar. Püskürttüler bulutun içerisine. Böyle ondan sonra yağdı. Virüs böyle bulaştırılıyor herhalde ya. Üstümüzü, geçen gün dedim ya, üstümüzü en son işeyecekler, sıçacaklar falan diye. Bu işte. Vallahi böyle bir şey galiba. Ben olsam virüsü öyle yayarım ha. Şu bulut biraz yoğunlaşsın. İçine ne katacağım ben mesela bunun? Aşk iksiri. Mavi çağlı. Ne o Flash TV'de satılan şeyler? Ejderha boğa, boğa bilmem nesi. Mavi haplardan işte. Karıştır içine. Sal yağmuru ya, sal. Hani bu dedemin sipariş ettiği haplar var, neydi o? İşte onlardan. Rahmetli. Ha, bulut diyordum. Fikir bulutu. Ha, bak nereden nereye ya? Gene boklu sidikli şeye döndü, programa döndü. Şimdi insanların hep bir ortak hayali oluyor, böyle aklında olan bir şey. Ama kimse bunu dile getirmiyor. Buna biz fikir bulutu diyoruz. Bir yerde fikir bulutu oluyor, yoğunlaşıyor, yoğunlaşıyor. Bir kişi diyor ki, ha demek ki diyor, ışın buna dik bir şekilde geliyor diyor. Biri anlıyor bunu, çözüyor. Sonra ona mucit diyorlar, işte efendim lider diyorlar, şu bu. Böyle bir şeye ihtiyacımız var herhalde. Ama işte içimizde akıllı uslu, akıllı adam yok ya işte. Zeka seviyemiz çok zeka seviyemiz çok şey olmadığı için onu başaramıyoruz. Evet, yeşil hava sallıcanlara, Alık FM korona günlüklere size bir canlı yayın yaptık.
Görüşürüz. Hadi bir çay demleyelim, içelim bari. Severseniz çay var, içerseniz ben varım. Yani işte öyle bir şeyler. Kapatıyorum galiba, çok yazıyor. Allah'tan internet onlar kapanmıyor. Türkcell, Telsin falan kapatsalar iyice şey olacağız ha. Evet, göl kenarında, halk plajında inşaat çalışmaları başlamış. Hatta araba girmek yasak dediler. Geçen gün ben gittim gece. Gece orada bekçiler devriye atıyor gece gündüz. Araba girmesi yasak halk plajı. Zaten plaja değil daha doğrusu. Halk plajının üst tarafında ki bölgeye böyle tel çevrilmiş. Zaten ÖÇK'ya göre, özel çevre kuruluna göre Yeşilova'nın içi, Yeşilova'nın dışı her yer özel çevre kuruluna ait. Çivi çaktırılmıyor. Şu millet bahçesi de ta bak o kaya dibinin oradan başlıyor. Şöyle ta ilerlerden ta öbür taraflardan her yer işte kaç bin şey. Neyse. Şeyden bakılıyor ya, bir site var orada. Sınırlarını gösteriyor. Unuttum şimdi neydi şeyin adı. Bak gidiyor Suriyeli. Almış kaç çuval şey. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Ben hiç üzülmüyorum. Neyin üzüleceğim ya? Çünkü kadir kıymet bilen insanlar mı var? Neyin üzüleceğiz? Hiç üzülmüyorum. Yok olsun göl falan ya. Hiç. Gurusun murusun yani. Kadir kıymet bilmeyen insanlara niçin uğraşıp duruyoruz ya? Anlatıyorsun, söylüyorsun, gösteriyorsun, yaşatıyorsun. Ama para kazanmamız lazım. Tamam arkadaş, para kazandınız işte. Bak şu an kazandığınız paraları harcayın bak. Mis, oh. Yapıştırın paraları. Vallahi hiç yansın çıksın gitsin dünyaya. Umrumuzda mı yani? Öyle vallahi. Çünkü kadir kıymet bilmeyen insanları çok bile ya. Şu göl çok vallahi. Yani şu göl mesela ben bazen şey yapıyorum, bu Yeşilova'da falan bazı insanlar şu gölü görüyor ya, üzülüyorum. Hak yani görmeyi hak etmiyor ya. O cahillikten, o gerizekalılıktan şu gölü, manzarasını izlemeyi bile hak etmiyor yani. Gerek yok. O da görmesin, ben de görmeyeyim. İzlemesin ya. Ne yani? Bu neyin şansı arkadaş? Herkes hak ettiği şekilde şey görür yani. O yüzden hadi bakalım. Fatoş sen gel. Ben seni gezdiririm. Daha göl var ya. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bak virüs galiba bu. Şu an virüs geldi gibi hissettim kendime. Biraz.